16 mahrem evimiz basıldı. Yüzlerce adamımıza operasyon yaptılar. Bu fatura birine kesilecek İshak. Kime istiyorsan ona keselim Tuncay abi. Senin Orhan'ın öttüğü yerde kabahatle biz niye olalım? Size dedim ki adliyeden kaçırılacak. Bize demedin abi. Biz gidip işi berbat ediyoruz diye kendi ekiplerine söyledin. Cengiz'e sor hesabını. Sen kimin ekibisin İshak? Tuncay abi. Ben sana buraya yardımcı olmak için geldim. Ne istiyorsan da yapıyorum. İstemediklerimi de yapıyorsun. Abi. Sahada hata olur. Prova yapmıyoruz neticede. Operasyon yapıyoruz. Eğer bir hata daha yaparsan bize de operasyon yaparlar. Anladın? Anladım abi. Emrin nedir? Abbas, bu korkmazların en zayıf halkası Selman mı? Demir öyle söylüyor abi. Cengiz, sen bu Demir'le Selman'ı bir davet et, gelsinler bakalım. Yaman? Bir bakalım bu Selman abisini satacak mı, satmayacak mı? Ona göre Yaman'ı da ekleriz planımıza. Tuncay abi, bu Demir'in oğlu da işe yarar bir çocuk. Babası üzerinde etkisi var. Tamam, o da gelsin. Cengiz. Ben haber veriyorum efendim. Şimdi söylemeyeyim diyorum ama Tuncay abi, bırakmadın ki cezaevi çıkışında. Tarayayım şu Hızır'ı da, Doğan'ı da. Biz devlet değiliz İshak. Biz devleti ele geçirmeye çalışan gücüz. Cezaevinin önünde öyle bir şey yapsaydın ne olurdu biliyor musun? Ne olursa olsun abi. Ölen ölür, kalan sağlar sürünür. Geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldin canım. Hoş geldin Faslı'nı. Arabada gelirken radyoda dinledim. Anlamadım abi. Tutuklananları diyorum. Ne kadar isim öğrendiysen hemen gidip yetiştirmişsin. Ben bir şey yapmadım. Abi, bana sözün var. Sen bir şey yapar mısın? Geçmiş olsun. Oldu. Nasılsın? Alparslan, sırf seni göreyim diye geldim. Yoksa bu kimse size bu kadar kimse çok. Eyvallah Doğan baba. Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin amca. İyi gördüm seni. İyiyim. Nasıl geçti içerisi? Nasıl geçecek? Ha bu kimsesiz Doğan yüzünden toz toprak içinde kaldık. Yerlerde süründürdü bizi. Allah kuru iftiradan saklıya diyeceğim. Az önce ondan yattık.
Hadi salona. Cezaevi müdürüyle konuştum. Çok mutluydu sizi tahliye ettiği için. Adamı artık nasıl bunalttıysanız içeride. O kadar merak ediyorduysan sen de geleydin. Açıkçası ben boş arkadaşımdan çok memnundum. İçeriye bir daha düşsem gene onunla düşerim vallahi. Ya ağzına bir hayır aç. Niye içeriye giriyoruz? Bak burada ne güzel oturuyoruz işte. Ben anlamıyorum ki, ranza mı seviyorsun? Abi sofra 10 dakikaya hazır. Beklerken bir şey içmek ister misiniz? Sağ ol bacım, çok içtik. İçimiz dışımız çay kahve oldu. Ama böyle daşsız pirinç pilavınız varsa hazır reis yer. Sahiden hazırlasın da ben bir dişçiye gideyim, dişçiye. Hadi bir çayınızı içeriz kızım, hadi. Hadi içelim bari. O silah kaçakçısı Suat çayın da kaçağını içirdi bize. Midemiz delindi neredeyse yani. Hızır, bu kocamla İlyas neredeler? Sizi karşılamaya da gelmediler. Daha önemli işleri var herhalde. Artık biz onlar için adi vakayız. Gir çık, gir çık. Eyvallah. Afiyet olsun. Sağ olasın kızım. Şahan, bu Aslan'da bir gelişme yok mu? Yok diyor, emin. Emin, emin miymiş? Bilirsin, aslanlar bazen ölü numarası yapar. Çakalları boğmak için. Diyorsun. Hazır reis, ben diyeyim ki siz bu pilavınızı yerken ben de gideyim şu Hamdi'yi bir yiyeyim. Ya öyle bir dur. Bari bu gece ömrümü yeme. Yarın olsun, git. Kimi istiyorsan onu ye. Tamam. Anlaştık. Abi estağfurullah, nereye hasta oluyorsun? Bir adamı alnından öpebilmek için ayağa kalkmak lazım İlyas. Baksana dayı, herkes alnından öpüyor. Ya sen bir katma kendini. Yavuz'un soyabildiği tek şey mandalina, Seko. İyi soyuyor ama Hamdi baba. Difini, çekirdeğini falan iyi ayırıyor. Ortada koca bir kase mandalina var. Soymak zaten en sevdiğiniz iş. Benimkini niye alıyorsunuz? Boşa uğraştığını görmek beni mutlu ediyor Yavuz. Kimsesiz Doğan'la
Hızır'ı serbest bırakmışlar baba. Tam da hiçbir şey iştahımı kesemez derken. Al. Sıkım lan. Nasıl serbest bırakmışlar Yaman? Nerede bu devlet? Atıp duruyordunuz baba. Doğan'ı şöyle keseceğiz, böyle ezeceğiz diye. Ne oldu? Beni niye katıyorsun Yaman? Ben Doğan babayla ilgili kötü söz söylemedim hiç. Aferin Yavuz. Doğan'a baba de. Belki onu da öldürürsün. Allah kusura bakma Hamdi baba. Sen içeride adamları onun üstüne öyle bir saldın ki... şimdi onun gözü senden başkasını görmez. Bak bak bak. Hele şuna bak. Çirkini öpmemişler, kendini namuslu zannetmiş. Ben arada olmazsam çoktan yemişti seni. Buraya gelirse seni de öper o. Merak etme. Öyle bir durumda ben bunların hepsi sana komple kurdular diye söylerim vallahi. Bu Yavuz itiyle çok düşüp kalktın Yaman. Buna benzedin. Sen de babana kıymaya kalkarsın yani. Ha? Ben sana kıyamam da baba. Maalesef artık hedef sensin. Bunu bil. Seko. Buyur Hamdi baba. Ara o Selman itini. Doğan üstüne pazarlık etsin. Bizim tek şartımız kimsesiz Doğan'ın ortadan kalkmasıdır desin. Baba, Selman'ı benden habersiz Tuncaylar'ı mı yolladı sen? Senden izin mi alacağım Yaman? Bunlar tehlikeli adamlar baba. Selman'ı kumpasa getirirler, sonra Çakır Beylilerin elinden alamam. Hırsızı bilmişlik mahveder Yaman. Bilmiş bilmiş konuşma. İşine bak. Seko, sen de dediğimi ilet. Allah bizi az çalanlarla karşılaştırsın. Ne günlere kaldık. Sizi buraya özellikle davet ettim. Geçen abinle olan görüşmemizi açıkçası pek verimli bulmadım Selman. Abim biraz sağlamcıdır Tuncay Bey. Ben de öyleyim Selman. Ama kazanmak istiyorsan büyük oynayacaksın. Demir gibi. Abisi İdris'e kalsa Çakır Beylilerle hiçbir sorunu olmaz onun. Gül gibi geçinir gider. Biz sizinle bir anlaşma yaptık Tuncay Bey. Siz bize güç vaat ettiniz, biz de size sadakat. Biz vaadimizin arkasındayız Demir. Ama artık eyleme geçme zamanı, değil mi? Evladım Uğur bütün altyapıyı hazırladı. Façalıların evinin içinde bir adamımız var. İstediğimiz zaman operasyona başlayabiliriz. Severim. İçeride adam en sevdiğim iştir. Ama Orhan gibi patlamasın. Bütün ailesi Ankara'da kontrolümüzün altındaysak abi. Aferin sana. Yalnız Selman abi abisinden ötürü biraz çekimser davrandı. Sadece façalılara bir eylem bizi başarılı kılar. Ama bu sizi keser mi onu bilmem. Kesmez. Tuncay Bey, Uğur'un dediği gibi çekimser falan değilim.
Abim sağlamcıdır dedim. Yani sizin kazanan olduğunuzu anladığı anda yanınızda yer alır. Ama gücü görmeden ne kendisi harekete geçer ne de benim geçmeme müsaade eder. Abi, müsaade edersen ben gücümüzü bu yamana bir göstereyim. Madem görmeden inanmıyor, saygım var. Ama onun bize saygısı yok. Aklındaki ne İshak? Anlatırım. Ama burada birisi yok derse onu buradan çıkarmam. Öldürürüm. Ben kazanacak her plana varım. Selman. Abimi satmamı mı istiyorsunuz? Yok, buna satmak demeyiz biz. Ama irade gösterilmeyen yerde ortaya liderler çıkar. Lider olacak mısın, olmayacak mısın? Bu. Sizi dinliyorum. Şöyle. Abbas, anlat konuştuklarımızı. Şimdi Demir abi, siz buradan gidiyorsunuz. Hızır'la İdris'i barıştırmak için yemek daveti organize ediyorsunuz. Teklifin sizden gitmesi önemli. Hızır bizimle savaşırken iç çatışmaya girmek istemeyecektir. O yemeğe gelir. Yemeğe gelse de tek başına gelmez. Gelmesin aslanım. Tam olarak istediğim kalabalık olsun. Herkesi alsın gelsin. Selman abisini alsın gelsin. Baban abisini alsın gelsin. Hızır, Haşmet kardeşlerini alsın gelsin. Onları öldürüp bizi nasıl sağ bırakacaksın o restoranda? Belli ki bombalı eylem yapacaksın. Abinin hep gittiği bir restoran var. Deniz kenarında. Gözlerden uzak. Var. Hemşerilerimizin orası. Hızır'a, Tufan'a sadıktır onlar. Bir şey yapmanıza izin vermezler. Deniz'de mi onların, Demir Bey? Sizin gözünüz denizde olsun. Yaşamak için diyorum. Ya gelmeyen olursa? Yani şunu demek istiyorum. İlyas'la Behzat'la en son gerildik. İçeride adamın var ya aslanım. Biz denizde işlerini bitirirken sen de karada yap yapacağını. Eğer bir masayı ele geçiremiyorsam o masayı yok ederim. Kardeş, içerisi zor geçmiş hemen. İçerini zorlu. Aa, ha bu içeridekiler. Yoksa ne zorlu olacak kardeş? Biri çaydanlık düşmanı, öbürü tava düşmanı. Ya ikiniz de koca koca reislersiniz. Oturun oturduğunuz yerde. Yok, ikisi de kendini ferik zannediyor. Herkese horozlanıyor. Biz de yolda gelirken dışarısı daha zormuş diye duyduk. Tekin de Kubilay'dan. Biz zor mor demedik Mikail. Nereden çıkardın bu lafı? Bir sürü olay olmuş ya. Onun için söyledim. Bizim rutinimiz buydu zaten. Bizim için bir şey değişmedi yani. He kardeşim he. Siz geldiniz kurtardınız zaten bizi. Emboru. Bu siz biz ne zaman olduk la anlamadım. Vallahi ben de anlamadım Emboru.
Biz Sivas'a gittik geldik, sen bilir oldun. Zafer abi, sen o cüzdanla telefonunu kaptırdın ya. İşte orada biraz karizmayı çizdin sanki. Adnan'ım, reis bile her gün bir telefon fırlatıyor, duruyor. Benim kötü bir telefonum niye bu kadar dillendi anlamadım ki ben. Kimsesizler. Sen o sandalye vermenle hali atakı gidecekler Zafer abi. Lan onlar kimsesizdir. Kiminle konuşuyorlarmış? He? Allah'ım ya Rabbim ya. Ya onu bunu bırakın da. Reiste yok mu bir hareket hem? Sen bize onu söyle. Maalesef abi. Ya bu Pınar Hanım bu işi yapamayacaksa yerine bir başkasına mı baksın? Abi şimdilik erken diyor Pınar Hanım. Biraz daha zamana ihtiyaç varmış. Neye göre erken? Kime göre erken ya? He. Ya Hızır Reis geldi ya. O zorlarsa Alparslan Baba biraz daha çabalar diye düşünüyorum ben. Abi canım. Reis şimdi oturtmaz onu. Açar düşmandan konuyu. Öyle oldu, böyle oldu der. Alparslan Babam dayanamaz kalkar ayağa. Supi'nin sağa selamı var Alparslan. Supi? Yok mudu deve kuşunun Supi? Kendini astı demişlerdi. Yok, kendine kıyamamış. Bize nasip oldu. Gece kuşu? Onu da amcan tutturdu. Bunlar burada beraberler. Orada da beraber olsunlar diye. Ayırmayalım dedi. Hele el ele gittiler yani. Cehenneme gitsinler. Benim de tahminim o yönde İlyas. Sen bu Orhan da onlara yetişti mi değilsin? Yetişti babadan. Yetişti. Yetişmekten bahsetmişken bu adamı çok iyi yetiştirmişler Hızır. Yaşamak için nerede konuşacağını, nerede susacağını çok iyi bilen adamlardandı. Amca hatırlıyorsan ben bu Yavuz'u boğazlayacakken Orhan gelip yerimizi sana yetiştirmişti. Bugün anladığım o da planmış. Amacı Yavuz'u kurtarmak falan değildi orada. Benim güvenimi kazanmaktı. Bu sayede otele rahatça girip çıkabildim. Hem de silahını falan teslim etmeden. Yani hata benim hatam. Yenge hanım, bu Hızır kimsesizken çok iyi bir adam. Gelsem at bunu kapının önüne. Ben bunun gibi kimsesizi hiçbir yerde bulamam. Atarım atmasına da. Hızır kimsesiz yapamaz. Birini bulur. Baba Doğan. Doğrudur. Yapamaz. Hey küçük yenge. O zaman sen İlyas'ı at kapının önüne. Onu alayım. Ben de İlyas'sız yapamam Baba Doğan. İlla biri lazımsa ben kocamı vereyim. Çok isterdim Baba Doğan ama Hatice'm bensiz bir gün bile yaşayamaz. Bize burada ekmek yok şu an. Görür müsün? Kalk iki kimsesiz gidelim. Biz bize yeteriz. Eyvallah Doğan'ım. Ya böyle bir oturun. Yırtıcı kuşlar. Nereye gidiyorsunuz? Oturun bir tatlınızı yiyin. Sonra gidersiniz. Yani nereye koştur koştur. Bak tatlıyı yerim sonra Hızır Ali'yi alır giderim. Yok. Sana zamanında Hızır Ali'yi verdim almadın. Şimdi onu façalılar kaptı. Değilsin.
karşılamaya gitmediler. Eve gideceğiz dediler. Hazır reis istememiş. Yarın görüşürüz demiş. Bir değişiklik olursa haber veririm abi. Uğur abi. Babamla kardeşimle konuşabilir miyim? Tamam. Telefon bekliyorum abi. Selçuk. Buyur abi. Sizin sofra aşağıda hazır. Nöbetleşeyin. Ben buradayım. Olur abi. Hayırdır? Senin bir şey canın mı sıkın? Yok abi, yok bir şey. Oğlum, varsa bir şey söyle, neyse halledelim. Yok abi, olsa söylerim. İyi, hadi siz yiyin. Hayır yani, Hızır abi bize niye gelmeyin diyor ki? Böyle bir günde gitmeyeceksek ne zaman gideceğiz? Hem biz aile değil miyiz Tipi abi? Bizim gibi aileler için sıradan önemsiz bir tahliye günü. Sonuçta 3-5 yıl yatmadılar. Gir çık yaptılar. Geçmiş olsuna gidilmez. Bu aydınlatıcı bilgi için teşekkür ederiz Tipi. Herkes bizim alem bilmek zorunda ya. Yahu. Olay girişik olayı değil Tipi abi. Şimdi bu Bahar var ya. Yani bizi çağırsa kıza ayıp olacak. Kızı götürsek Ceylan ablaya ayıp olacak. Ne alakası var kardeşim? Dönüp dolaşıp bir yanlış anlaşılmayı söyleyip duruyorsunuz. Ben Hazır'la konuştum. Sabah görüşeceğiz otelde. Neyi görüşeceksiniz sorması ayıp? Emine Hanım. Orhan konusunda bir özür borcum yok mu sence? Ha, o mesele. İyi, vakitlice git gel. Otelde mi otelde laf söz olmasın. Ya sen neyin peşindesin Emine? Çıkacak laf çıktı zaten. Eline sağlık abla. Mükemmele yakın olmuş. Pınar getirmiş dışarıdan. Ben yapmadım yani. Abla, yemeği Bahar'a yaptırıyorsun. Tatlıyı Pınar'a getirtiyorsun. Çayı Dido'ya demletiyorsun. Sen bu evde ne iş yapıyorsun? Sizin kahrınızı çekiyorum kardeşim. Yetmez mi? Bu saydıklarının hepsini ben yaparım. Ama sizin kahrınızı çekecek bir kişi bulun. Allah için kahrımızı çekiyorsun abla. Senin gibisi bulunmaz. Dido çay bitti, görmüyor musun? Amca, bardağı bir kere de hüp diye içiyorsun. Sonra çay bitti. Biter tabii. Yok, bundan sonra termosla getireceğim. Konudan kopuyorum vallahi ya. Dido sorması ayıp da hangi konudan kopuyorsun? Yani burada Hızır Ali'den bahseden yok. Senin başka bir konun mu var? Öbür eve kraliçe göndereceğiz ya kızımı. Aman bir şey kaçırmayayım, her şeye hakim olayım peşinde. Ben de kendimce plan yapmaya çalışıyorum baba. Pınar, Alparslan ne zaman tam olarak ayağa kalkar? Yani çünkü Hızır Ali kuzenin bu haldeyken ne düğünü dedi, haklı olarak. Ben sizin yerinizde olsam bir plan yapmam Alparslan'a göre. O kadar mı umutsuz durum? Umutsuz demeyelim de bir zaman belirleyemeyiz diyelim. Aslında düğün şart değil. Sade bir nikah da yeter.
Selman. Bak. Bilmem gereken bir şey varsa şimdi söyle. Zaten sana kafayı taktılar. Arkanda duramayacağım bir şeye söz verdiysen seni gözümün önünde öldürürler. Ben bir şeye söz vermedim abi. Gayet net senin tavrını devam ettirdim. Biz güçlünün yanındayız. Kazanan olmadığınız sürece yanınızda olmayız dedim. Aferin Selma. Babanın oğlu bile olsa kaybedenden yana olma. Bu Doğan'ı öldürseler yeter. Biz masada gül gibi geçinir gideriz. Onlar Doğan'la falan ilgilenmiyor. Daha çok Çakır Beylilere takıklar. Suboşlar. Demir ne dedi? O onlardan taraf abi. İçlerinden birini mi ayartmış, ne yapmış? Bir planı var yani. Kimi ayartmışlar? Bilmiyorum. Selman. Bilmiyorum abi, söylemedi adam. İlyas'ın son söylediği şeyi hatırlıyorsun değil mi? Eğer bize karşı bir operasyon yapılırsa Selman'ı Demir'le bir tutarız dedi. Onlar tehdit ediyor. Sen niye susuyorsun Yaman? Susmadım baba. Susmadım. Oğlun da yanımdaydı. Bizi tehdit edersiniz en başa döneriz dedim. Ama Selman benden habersiz Demir'le bir işin içine girmişse çarşı karışır. Ben kimsenin planının içine dahil değilim. Ben rahatım. Sen de rahat ol abi. Bırak Demir İshaklarla ne yapıyorsa yapsın. Bize ne? Hepsi birbirini gebertsin. Tohumlarına para mı saydık? Afiyet olsun abi. Neredesin biraderim Demir? Ha? Bak senin yüzünden akşam yemeğini burada yedim. Kusura bakma abi. Geciktim biraz. Uğur geldi Ankara'dan da. Onunla konuştuk epey. Ha, Özyeğenim Uğur. Ne yapmış? Almış mı tedbirlerini? Almış abi. Almış da. Ben yolda gelirken biraz daha düşün. Diyorum ki, madem Hızır cezaevinden çıktı, bu adam neticede bize bir söz verdi. Gerçi İlyas beni ilgilendirmez deyip hava cıva yaptı ama bunlara son bir şans tanısak, Hızır'la görüşsek mi? Nasıl bir şans? Şimdi biz bunlara sıktıktan sonra geri dönüşü olmayan bir yola gireriz yani. Sakın yanlış anlama. Ben ne kendi canımdan ne de bunlarla vuruşmaktan çekinmem. Ama bu yaştan sonra da sen hasım sahibi ol, huzursuz ol istemem. Bunlarla son bir kez görüşsek, belki Hızır da İlyas'ın kulağını çeker, bize verdikleri sözü tutarlar diye düşündüm. Ne dersin? Aferin biraderim Demir, aferin. Senden beklediğim tavır budur işte. Aklınla yapacaksın, bileğinle değil. O Selman'ı gözüm hiç tutmadı benim. Her tarafı bir ayrı oynar. Nasıl yapalım abi, ne dersin?
haber iletsin diye Tufan'la mı görüşeyim? Tufan daha seni dinlemez. Ama benim hatırımı hiç kimse kıramaz. Ben ararım Tufan'ı. Yarın da Hızır'ın yanına yollarım. Ve bakayım Mehmet telefonum. Ha ben içeride adam mı konuşturmadım? Ha? Savcıya gidip bunların şebekesi buymuş. Bunların üstündeki şuymuş. Yanındaki falanmış. Etrafındaki filanmış falanmış mı dedim? Hayır. Benim içeriden çıkacağımı biliyorsun. Bir bekle de. Niye gidip bu hainlerin listesini koştur koştur devlete teslim ediyorsun? Ne diyordum? Cezaevinde beni ne kadar özlediğinden bahsediyordun hayatım. Ulan bu devlet var ya, herkesin zaafını biliyor. Kimi nasıl konuşturacağını, kimi nasıl susturacağını çok iyi biliyor. Vay arkadaş. Sadece devlet değil, senin zaaflarını bütün millet biliyor zaten. Tamam. Hadi bu gece beni susturdun. Yarın gece ne yapacaksın Ceylan Hanım? Seni 40 gün, 40 gece susturacak kadar alışveriş yaptım diyelim. Ne düşünüyorsun hayatım? Hı? Daldın gittin, ne düşünüyorsun acaba? Hey, şöyle boş boş bakıyorum işte ya. Kimin nereye gömeceğini mi düşünüyorsun? Vallahi sen bazen çok tehlikeli oluyorsun ha hayatım. Allah muhafaza aklımdan yanlış bir şey geçirsem burnumuzdan gelecek. Gelir hayatım. Gelir. Sen rahat ol. Bu kadar gömecek adam varken benim aklımdan yanlış bir şey geçirme ihtimalim mi var zaten Ömür? Ya ihtimalin olsa geçireceksin yani. Yok hayatım yok. Benim için sadece sen varsın. Aklımda iş var doğru ama kalbimde sadece sen. İlyas. Hı? Bir şey soracağım. Sor. Pınar'la Alparslan olmaz mı sence? Olmaz canım. Neden hemen kestirip attın? Çok basit, çünkü kızın adı Özlem değil. Bizimki Özlem seviyor. İlyas amcan elektriğe dayanıklı olduğunu söylemişti. Sağ olsun. İyi tanır beni. En çok hangi amcanı seviyorsun? En çok birini sevemezsin Pınar. Seviyorsan çok seversin.
He. Ama zaafın kim diye soruyorsan. Kim? İlyas amcam sana işkence altında bile konuşmadığımı söylemedi mi? Sence ben ne zaman düzelirim? Madem herkes soruyor, bir de ben sorayım. Maalesef verdiğin karar yüzünden gizli gizli terapi yapabiliyoruz. Aslında gün içerisinde ya da gece herkes yattıktan sonra bir seans daha yapabilirsek daha hızlı yol alabiliriz. Tamam. Sen Emine neler yapacağımızı, hangi aletleri odaya çıkaracağımızı söyle. Ben geceleri de çalışırım. Burada da kalabilirim istersen. Şimdi umut vaat etmeyen bir hasta için çok dikkat çekici olmaz mı? Olur. Hazır reis geliyor. Pınar akımı düşür. Kolay gelsin. Merhaba, ben Pınar efendim. Merhaba, duydum seni. Tedavimiz nasıl gidiyor? İyi olacak inşallah. Amca, bu işten vaz mı geçecek? Sen nasıl istersen yeğenim. Sen nasıl mutlu olacaksan. Amca mutlulukla alakası yok. Belli ki boşu boşuna. Zaman kaybından başka hiçbir gelişme yok. Olacağı da benzemiyor. Bak, sen ayaklarının üstünde duruyorsun diye ben seni sevmiyordum. Sen ne şekilde olursan ol, ben seni sevmekten vazgeçmem. Sen benim canımsın. Ama sen ayakta duramıyorsun diye kendinden vazgeçeceksen seçim senin. Kendini sevmeyen bir adama illa sev diyemem. Ben yanlışlıkla bir şeylere mi dokundum Pınar Hanım? Neyse. Ben size engel olmayayım. Siz işinize bakın. Benim biraz işlerim var. Bir gün kendini sevmeye karar verirsen tekrar konuşalım yeğenim. Sen benimle gel. Tamam reis. Çok canın yandı mı? Özellikle yaptı. Beni test etmek için. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Herkesi kandırabilirsin ama Hızır amcan hariç. Hızır amcam hiçbir şeye kanmaz. Sadece benim onu kandırmama müsaade eder. Benim iyi olan bu sahtekar babanız.
Anlamadım reis. Boş ver, anlamadı zaten. Sen kapının önünde bekle beni. Ceylan. Hı. Bu Pınar güvenilir bir mi? Kimdir, nedir, ne değildir? Araştırdınız mı? Senin Bahar kefil oldu, yetmez mi? Bir soru sordum, kefili kim demedim. Araştırdım. Güvenilir kız. E? Maveş, benim de dışarıda işlerim var. Hazır sen de evde yokken ben de onları halledeyim diyorum. Ceylan, 40 gün 40 gecelik alışveriş yapmışsın zaten. O yüzden dışarıda işin falan olamaz. Otur oturduğun yerde. Ama şu içeri alınanlar ne demiş? İfadeleriyle belki benim de biraz... Ceyla. Tamam. Tamam. Mine. Buyur abi. Bundan sonra evin ihtiyaçlarını Emine söylersin. Evin işleriyle o ilgilenecek. Kazım. Emret reisim. Seni ön kapıdan aldım. Adnan'ın yerine artık burada duracaksın. Baş üstüne reisim. Adnan'ı işten mi kovdun abi? Anam için burada duruyordu. Artık anam yok. Bundan sonra ben nereye, o oraya. Zaten paslanmıştır artık burada. Çok teşekkür ederim abi. Bizim ne yanlışımızı gördün reis? Toz koydular lan arabaya, toz. Toz, daha ne olacak? O şerefsizlerin hiç mi kabahati yok? Mikail, sen Adnan'ın yanına geç. Ben Ebir arabayla gelirim. Çok alandım bak. Ben de. Dayı, İlyas'ın yanından komple mi çektin beni? Sensiz olmaz enişte, sensiz olmaz. Nereye reis? Otele. Kısır Ali. Bu durumu amcana ben söyleyemem. Artık sen uygun bir dille anlatırsın dayının ben sizi yapamadığını falan. Ben söylerim Hızır Ali. Sana zahmet Mine. Günaydın. Günaydın. Günaydın amca. Gel kardeşim. Oh, amma uyumuşum ya. Niye uyandırmadın kahvaltıya Dido? Uyandırdım ya amca. E ben niye açım ya o zaman? Tamam amca, hemen getiriyorum. Abimler koştur koştur nereye gitti? Hızır'a gittiler. İnsan bir haber verir. Senlik bir şey yokmuş. Neyse, iyi olmuş gerçi. Ben gider Doğan babayı görürüm. Şimdi abime desem beraber gidelim, bir sürü konuşacak. Behzat. Ya ben bir şey diyemiyorum bu Bahar'a da. Bu kızın hala Hızır'la ilgili umudu var. Ya kız iyi bir kız. Öyle olmasa evime sokmam. Görüyorum. İyi bir kız. Ya sen mi konuşsan da. Vazgeçse bu sevdadan. Ben seni anlıyorum da abla. Kim tembihle sevdasından vazgeçmiş? Bence bekleyecek. Hızır abi de umutlarını yıkacak. Üzülecek, ağlayacak.
unutacak. Benim bildiğim tek model bu, affedersin. Başka bir şeyden anlamam. Kimden bahsediyorsunuz? Seninkinden değil. Seninkinden mi amca? Benimki kim lan? Ne bileyim, yani var mı biri? Ahbaplık etme. Termos getir. Tamam amca. Müsait misin abi? Kahvaltı yaparken dinleyecek kadar. Hızlı ya abi. İşten kaçacak. Bismillah. Yerine bir şey mi oldu? Henüz değil abla. Otur da anlat, tepemde dikilme öyle. Bizim Selçuk'un ailesini kaldırmışlar evinden. Ulan böyle bir giriş cümlesi mi olur Hakan? Ne diyorsun sen tam olarak? Selçuk'un ailesini kaçırmışlar. Yok mu o şerefsiz Demir'in oğlu Uğur? Bizim içerideki adamımız olacaksın. Attıkları her adımı bize bildireceksin. Biz de sıkacağız. Ondan sonra babanı da, kardeşini de salacağız demişler. Nerede o Selçuk? Abi, çocuk zaten yıkılmış vaziyette. Hakan, bunu sen mi öğrendin, Selçuk mu söyledi? Yok abla, Selçuk söyledi. Çağır onu gelsin. Bir şey yapmayasın çocuğa. İhanet etmemiş. Yapacağım abla. Yapacağım. Tam alnının ortasına. Emine ablanın hep dediği gibi, ihanet varsa sadakat da var. Aferin Selçuk. Oturun. Hele Dido telefonumu getir içeriden. Abi. İyi, güzel. İlyas, ne yapıyorsun? İyi. Çabuk çık gel, evdeyim. Ya telefonla anlatılacak bir şey olsa anlatırım kanka. Sana gel diyorsam çık gel de. Tamam Behzat, tamam. Çatlama, çıkacağım birazdan. Günaydın. Günaydın. Pınar, sen... Sabah evden çıkarken evde herhangi bir sıkıntı ya da bir terslik var mıydı? Yok, her zamanki gibiydi. Ha, ekstra bir şey yoktu yani. Vardıysa da benim yanımda bir şey konuşulmadı diyelim. Güzel. Konuşulsa da aktarmaman güzel. Hayatına felaketten başka bir şey getirmedim galiba. Benim hayatımın tamamı felaket zaten Bahar. Kendine yüklenme. Ya ne yapayım Hızır? Sana mı yükleneyim?
Nereden çıktın karşıma? Niye seni sevdim? Hiç kimseyi düşünmezdim ben senden önce. Ne güzel bir hayatım vardı. Şimdi sadece seni düşünüyorum. Bence kendine bir iyilik yap. Kendine düşün. Sadece kendine düşün. Senden vazgeçmem için böyle konuşuyorsun ama... bu söylediklerini ben kendime günde 40.000 defa söylüyorum. Söylemekle olmuyor yani. Ben Ezgi hazır olacaktım ki. Ezgi hazır olabilir misin? Onu söyle bari. Sevdalarım yaşlandıkça... kavgalarım gençleşiyor. Kaçıyorsun yani. Bahar. Bir şeyden kaçacaksın. Ya sevdadan ya kavgadan. Ben hayatım boyunca... kavgadan kaçmadım. Nasıl kaçılır bilmiyorum. O yüzden senden kaçıyorum. Kaç bakalım. Abi, Tufan abi geldi. Buyursun. Sen de böyle ortalıkta gezme tek başına. Çocuklar seni eve bıraksın. Sen beni düşünme. Merhaba, nasılsınız? Hızır'dan hallice. Geçmiş olsun kardeşim. Eyvallah. Kal, Ceylan'dan hiç korkmaymışsın lan. Niye korkacakmışım ben Ceylan'dan? Yanağında ruj izi var da. Ha, niye korkayım ki? Yanağımda da. Allah seni ıslah etsin. Daha ne diyeyim ki sana? Ben sevdiklerimden korkmam Tufan. Bence kork da. Yine de sen bilirsin. Ne var ne yok? Ne olsun? Delilerle uğraşıyoruz işte. Dün gece Demir ne dese beğenirsin. Ne dese beğenmem. Mendebur. Demiş ki abisine, Hızır madem dışarı çıktı, biz niye vuruşuyduk? Artık barışalım diye. Demir. Ben de önce senin gibi inanmadım ama sonra İdris itibarı üzerine yemin edince, kim bilirsin onun için itibar yaşadan önce gelir. Ben de gelip sana bir sorayım dedim. Haşmet'le tipi gelecek birazdan. Onlarla da konuşayım da haberleşelim. Şu ara bir iç hesaplaşmaya hiç ihtiyacımız yok. Bana bak Tosi. O Selçuk'un ailesinden birinin kılına zarar gelsin. Ankara'ya gelirim. Herkesi kanında boğarım. Tamam? Bak, nereye götürdüler, nerede sakladılar, hepsini bulacaksınız. Tamam mı? Tamam, sen dediğimi yap, daha sonra İstanbul'a gelirsin. Hadi. Bunu kimseye söylemediniz değil mi? Yok İlyas abi. Hızır Ali'ye bile söylemedim.
Halını da söyleme. Niye söylemiyoruz kardeşim? Abla, abinler bunu duyarsa dayanabilirler mi? Gider o İdris'i de, Demir'i de, Uğur'u da gebertirler. Olan bu Selçuk'un ailesini olur. Neyse. Hazır içimizde adamları var zannediyorlar. Bırakalım planlarını yapsınlar. Biz de ona göre tuzağa düşeriz. La onlar kim ki bizi tuzağa düşürecek? Daha dünkü bebe kalkmış bize komplo kuracak. Biz de tuzağa mı düşeceğiz? Çok düştük de mevzu bu değil. Onlar tuzak değildi. Kahpelik de affedersin. Neyse Behzat, biz tuzağa nasıl düşeceğiz biraz onu düşünelim. Sen rahat ol kardeş. Böyle rehine durumlarında reislerin hiç kaybı yoktur. Yıllardır işlerindeyim. Hep ihanet zarar gördü. Sadakat aslanlar gibi ayakta kaldı. İnşallah abi. Behzat abi Tosi dayıyı aradı. Konu bitmiştir Selçuk. Sen rahat ol. Beyler, Mehmet Akif'in çok güzel bir lafı var. Diyor ki, dost edinmeye bakın. Düşmanı anan da doğurur. Ben de biliyorum bu Demir'in güvenilmez bir adam olduğunu. Ama şu ara cepheyi genişletmek bize bir şey kazandırmaz, kaybettirir. Hızır, sen akıl verilecek değil, akıl alınacak adamsın. Biz de o yüzden Haşmet'le buraya geldik. Öyle değil mi Haşmet? Sen yolda söylemedin bana bunlarla bozuşmamız çok iyi oldu diye, ha? Ben İdris'i boğarım, sen Demir'i boğarsın, Behzat da Uğur'u boğar demedin mi? Ha? Sonra bitti gitti. Adam buraya şerefsizlerin tuzağına düşmek için geliyor. Hep beraber ölelim istiyor. Son bir kez dost kazığı yiyip öyle gidelim diyor. Ne yani, ona yok mu diyeyim? La havle ve la kuvvete. Ha, ne olacak, ne olacak? Adam boğacaksın da ne olacak? Hı? Biz adam boğmuyoruz Hazır. Hain boğuyoruz. La ben seni bildim bileli hain boğuyorsun. Bir tanesi eksildi mi bugüne kadar? Ha? Ya Hazır, sen bunu söylediğine ne bakıyorsun Allah aşkına ya? Sen ne diyorsan öyle. Ama bu Demir'e sırtımız dönmeye gelmez. Hatta korkmazlara da. Ben sırtımızı dönelim demiyorum. Gözlerinin içine bakalım, planlarını öğrenelim diyorum. Belli ki kafanı adından daha sert bir şeye vurmuşsun Demir. Ki kendine gelmişsin. Hızır çok memnun oldu ama sorar ki acaba bu görüşmeyi İdris mi istedi, Demir mi istedi? Biraderim Demir, aklıyla hareket eden birisidir. İdris o yüzden masaya önerdi diyeydin Hızır Reis'e, ha? Ya işte diyelim ki bunları karşı karşıya gelince konuşursunuz. Şimdi Hızır diyor ki buyursunlar otele gelsinler. Yani siz de istediğiniz zaman hazır olunca gidersiniz. Otele mi çağırdı? Ne oldu, beğenmedin mi? Tufancığım, ben her yere giderim. Kibir ya da gurur yapacak bir halim yok. Neticede bu bir telafi buluşması. Hadi Hızır'ı buraya çağırmak olmaz diyelim. Ama uzlaşıp uzlaşmayacağımız henüz belli değilken niye biz onların mekanına gidelim? Hem de bir şey istiyormuş durumuna düşelim. Biraderim Demir doğru değil. Onlar da uzlaşmayı istiyorsa bir orta yol bulunur. Yani o ortada buluşulur. Ha? Ya adam içeriden yeni çıkmış.
geçmiş olsunu bahane edip gidemez misiniz yani? Ya Tufan, benim itibarım o kadar ödün vermeyi kaldırmaz. Ağzımdan bir laf çıkmış, ayağına mı gideyim şimdi? Bence sen Hızır'ı ara. De ona ki, İdris Reis senin için bir restoran kapattı. Hamsi yiyelim, tatlı konuşalım diye. Ya şimdi restoran mesturan iş çıkarıyorsunuz ha? Tufan, hemşerilerden tanıdık birinin restoranını ayarlarız. Senin de tanıdığın, bildiğin biri olur. Tedirgin olmaya gerek yok. Ha, Hızır bir balık yemeye bile çıkamıyorsa ona diyecek lafım yok. Ha Tufan. Hızır, İdris değil ki. Reis içeride hamsiyi özlemiştir. Onu bir hamsi yemeye davet edeyim. Ya Tufan, hamsiyi sonra da yeriz. Önce bir oturup konuşalım da. Hızır Reis, bir davetimizi bile kabul etmeyeceksen nasıl konuşmaya bir araya geliyoruz? Tamam İdris Reis. Madem davet ettiniz, biz de icabet edelim. Tipiyle Haşmet burada. Korkmazlara da haber veririm. Kimi istersen getir. Dükkanı bizim için komple kapattırırım. İlyas'la Behzat da gelse iyi olur reis. Sonradan bilmiyordum, haberim yoktu, olmasın. İlyas'la Behzat sizinle görüşmek için otele bile gelmek istemedi. Ayrıca onların hamsiyle araları da yoktur Demir. Hele biz bir görüşelim. Sonra benim lafımın üstüne laf söylenmeyeceğini onlara anlatırım. Sen öyle diyorsan öyle olsun. Reis sensin. Eyvallah. Tufan, İsa'ya söyle enişteye konum atsın. Olur, olur. Enişte, gönderdikleri konumu kontrol edin. Bir güvenlik zaafı falan çıkmasın. Tamam dayı, merak etme. Bizzat ben gider bakarım. Dadaş, Behzat bozulmasın. Hatta İlyas da bozulmasın. Onlar da gelsin. Bozulsunlar. Uzlaşma bozulmasın, onlar bozulsunlar. Önemli değil tipi. Baba, bu adamlar daha geçen gün senin hakkında İlyas amcama tozcu dedi. Derler oğlum, derler. Sen de beni gaza getirip adam mı öldürtmeye çalışıyorsun? İçeri girmişim de herkes istediğini söyler. Hızır, bunlarla uzlaşalım. Ne para istiyorlarsa verelim. Ama bu demiri masaya oturtturma. İlyas haklı, bu Selman'la bir tezgah çeviriyor bunlar. Kimseye oturtacağım yok. Herkes otursun oturduğu yerde diyeceğim de. Hızır Ali, benim arabada, bagajda çelik yelek var. Enişte gitti ya mekanı kontrol etmeye, Tipi abi. Birbirimize sıkarsak diye diyorum Hızır Ali. Yoksa ben o demiri vururum. Vurmayacaksın. İlyas, bunlar hem bizimle uzlaşmak isteyip hem niye içimizde adam tutacak? Kahveler çünkü abla. Bunlar sinsice bizi vuracaklar. Sonra biz yapmadık ki, aramızda zaten bir husumet yok diyecekler. Yani tahmin bu. Bir planları yoksa tabii. Nasıl yani kanka? Bilmiyorum. İşte
İşte onu da Uğur'dan öğreneceğiz. Didem. Efendim abi. Şu Selçuklara bir seslensin, bize bir gelsinler. Hakan abi. Efendim Tosi. Kralsın Tosi. Bak ben söyleyene kadar sakın baskın yapma. Buraya haber uçmasın. Tamam. Hadi. Gözün aydın Selçuk. Tosi bulmuş adreslerini babanla kardeşinin. Biz buradan alo dediğimiz anda alacaklar. Teşekkür ederim abi. Oturun, otur. Şimdi Selçuk, sen bu Uğur'u arıyorsun. Diyorsun ki Behzat da İlyas da görüşmeye katılmayacaklarmış. Gelmeyeceklermiş. Fidanlığa geçeceklermiş. Böyle koruma moruma da sorarsa sadece Hakan'la Zafer var dersin yanlarında. Reis, istersen bizi söylemesin. Adamların gözü korkmasın. Kalabalık yerler diye diyorum. Gelsinler la gelsinler. İsterlerse sülalecek gelsinler. Tamam Selçuk. Sağ ol koçum. İlyas'la Behzat. Dediğin gibi gelmiyorlar. Onlar fidanlığa gideceklermiş. Yanlarında öyle kalabalık da yok. Sadece Hakan'la Zafer varmış. Uğur. Bak o İlyas'la Behzat'ı bitiremezsen... Balıkçı'da herkes ölse bile... sonradan o ikisi başımıza bela olur. Baba... Sen Balıkçı'da o tekneyi gördüğünde tuvalet bahanesiyle kalk git. Gerisini merak etme. İshak'ta da bizde de hiçbir problem yok. Bütün masayı aynı anda bitiriyoruz. Geriye kimsesiz Doğan'la Alparslan kalıyor. Onları da adamdan saydın ya baba. Biri üflesen düşecek, öbürü zaten kimseye bir şey yapacak durumda değil. Sen de haklısın. Amcama bir şey söylemeyeceksin değil mi baba? 20 yıldır bugünü bekliyorum lan, ne söyleyeceğim? Geberip gitsin de bir rahat edelim. Hadi. Oo, konsolos köpeği gibi olmuşsunuz valla. Hayırdır? Nereye gidiyorsunuz böyle? Masa mı var lan? Ne bu haliniz? Yaman abi yemeğe gidiyoruz dedi Hamdi baba. Zıkmayın. Bu Yaman bıkmadı it doyurmaktan. Ne yemeğine gidiyormuşsunuz? Küsleri barıştırma yemeğiymiş baba. O kimsesiz de gelecek mi Selman? Yok dedi abim. Gelse çıkışta tarardık. Dalını budağını keserdik. Onun bir dalı budağı yok Hamdi baba. O yüzden de bir şey yapamıyoruz zaten. Ben niye gelmiyorum Yaman?
Ben masa üyesi değil miyim? Hayır, Hızır'ın çıktığının ertesi günü ben orada olmazsam tavır yapıyormuşum gibi algılanır. Masa toplantısı değil bu Yavuz. İdrislerle uzlaşma toplantısı. Selman niye geliyor o zaman? Selman'la Demir arasında bir şüphe var çünkü. İşim olmaz zaten. Siz gidin. Ben de ciddi bir şey zannettim. Koca koca adamlar küsüyorlar, barışıyorlar. Tuhaf tuhaf işler. Barışmanın üstüne bir kan dökülecekse bunu da götürün Yaman. Vurup kanını birbirinizin alnına sürersiniz. Merak ediyorum. Ben olmasam kiminle uğraşacaksın Hamdi Baba Allah aşkına? Hadi. Mekana baktırdınız mı? Baktırdık abi. İki tarafında bildiğim mekan. Güvenli duruyor. Madem seni adam yerine koyup yemeye çağırmamışlar, adam ol da bir yemek söyle yiyelim bari. Neyse, biz de bir balık mı yesek, ne yapsak ya? Biz doymayız lan balıklı. Şöyle güzel bir kemikli et söyle. Ortalık itten geçilmiyor. Kemiği yiyecek bir it bulunur. Aferin lan it. Ekipler hazır abi. Hadi Abbas. Vakit tamam. Hem çatışmayı mahsret ediyorsun hem de koşa koşa gidiyorsun abi. Oğlum, bütün savaşlar barış için çıkar. Duman olsun diye değil. Hüseyin'le gişelerinden çıkmışlar. 2-3 dakika sonra burada olurlar. Tamam. Diğer arabadakilere de söyle. Şu kasisi geçerken mecbur durup yavaşlayacaklar. O anda önlerine çıkacağız. Herkes şarjörlerini boşaltsın. Tamam abi.
Kuz cebeci çangaya, kardeş deriz kankaya. Bize her yol Paris değil, la bize her yer Ankara. Ulus cebeci çangaya, kardeş deriz kankaya. Bize her yol Paris değil, la bize her yer Ankara. Başının gülleri, İmrahor'un deresi. Açara açar yapar Ankara'nın bebesi. Gölbaşının gülleri, İmrahor'un deresi. Açara açar yapar Ankara'nın bebesi. Ulus cebeci çangaya, kardeş deriz kankaya. Bize her yol Paris değil, la bize her yer Ankara. Ulus cebeci çankaya, kardeş deriz kankaya. Bize her yol Paris değil, la bize her yer Ankara. Sürünerek geri geleceğin kapıyı fazla sert kapamayacaksın, Demir. Anlamadım. Anladın sen, anladın, anladın. Belli ki sen bizi hiç anlamamışsın tipi. Size ağız eğmek için davet etmedik buraya. Hızır Reis bir söz verdi. Sözünün arkasındaysa oturup balık yiyeceğiz. Balık değil, hamsidir de. Yok, Hızır Reis de kardeşi İlyas gibi düşünüyorsa son bir veda yemeği yiyeceğiz. Sonrası artık kimin gücü kime yeterse. Buraya kavga etmeye gelmedik. Siz şimdi niye dikine dikine gidiyorsunuz? Hızır Reis, davetime icabet ettiğin için teşekkür ederim. Ayrıca geçen yaşadığınız itibar kırıcı hadiseden dolayı da geçmiş olsun. Eyvallah. Açıkçası ben ipleri atmıştım. Dün biraderim Demir itidal tavsiye edince son bir kez görüşelim istedim. Tabii gönül istiyor ki son olmaz. Şimdi biz sizinle anlaşmıştık. Siz de bize bir ceza kestiniz. Hızır'ın hatırına eyvallah dedik. Mevzuyu tırmandırmadık. Ama ne hikmettir ki Hızır iftiraya uğrayıp cezaevine girince tavır değiştirdiniz. Tavır filan değiştirmedik. Sözünüzde duracak mısınız dedik. Peki Demir. Şunu da dedin mi İlyas'a? O arabadaki toz abinin. Siz zaten sürekli böyle şeyler yapıp işin içinden sıyrılıyorsunuz. Bize de yalan söylüyorsunuz. Müzik
Şimdi Hızır Reis, İlyas o kadar konuyla ilgilenmeyip kestirip attı ki biz de öfkemizden o anda ağzımıza ne geldiyse söyleyiverdik. Adamın abisi iftiraya uğramış. Sen koştur koştur gelmişsin. 23 Nisan öğrencisi gibi yok masaya oturacağım, yok koltuğa oturacağım. Biraz beklesen büyüyeceksin de Demir. Biraderim, Demir öfkeyle ettiği laflar adına ben özür diliyorum. Ama İdris Reis olarak İlyas'ın da bana bir özür borcu vardır. Neticede İlyas masanın lideri ise de ben de yaş olarak en büyüğüm. Masada yaşa göre büyüklük olmaz İdris Reis. Eğer öyle olsaydı lider İlyas değil sen olurdun. Madem hepimiz ittifakla İlyas'ı seçtik, seçimlerine de neyi ne zaman uygulayacağına da saygı duymak zorundayız. Evet, biz de böyle bir talepte bulunmuştuk. Masaya bizim önerdiğimiz biri oturacak diye. Ama yaşanan hadiseler yüzünden beklemeye uygun bulduk. Bir kere bile İlyas'ı sıkıştırmadık. Bu konuda aceleci davranmış olabiliriz, doğrudur. Abimin itibarının bir an önce iade edilmesi için yaptık bunu. Yoksa tipinin dediği gibi koltuk sandalye peşinde değiliz. Kendi adıma söylüyorum, eğer öyle olsaydım bu konuyu çatışmayla tırmandırmayı tercih ederdim. Bir uzlaşma talebinde bulunmazdım. Şimdi bu kısmı doğru. Benim kulağıma da çatışmaya hazırlanırlar diye bazı bilgiler geldi. Ama demek ki itidal ağır bastı. Son anda Demir'den böyle bir teklifin gelmesi beni şaşırttı açıkçası. Bu masada istediğimiz gibi tartışıp konuşabiliriz beyler. Ama ticaret masasının bir lideri var. Üstelik o lideri ben seçmedim. Sizler kendi oylarınızla seçtiniz. Aranızda bir takım gerginlikler oldu. Olabilir. Ama bütün bunların giderileceği yerler bu tür toplantılardır. Ben o masanın manevi lideri olarak o masaya kim oturacak, kim kalkacaktan daha önemli bir takım şeyler söylüyorum size. Karşımızda çok büyük bir şebeke var. Çok tehlikeli bir örgüt. Sinsi, sabırlı, hain bir yapı. Eğer biz bunları karşımıza alıp savaşamazsak birlik olup ticaret de yapamayız. Bakın benim oğlum işte orada duruyor. Bunlar oğlunu babasına düşman ederler. Abiyi kardeşe vurdururlar. Benimle savaşmazsınız. En yakınınızdaki, evinizin içindeki size ihanet eder. Eğer dediğim gibi tek parça olmazsanız parça parça oluruz. Burada kastın herhalde Reis, İlyas'ın Selman'la ilgili şüphesi. Yani Demir'le sık görüşüyorlar vesaire falan. Sadece o değil Yaman.
Ben içeriye giriyorum. Baban Doğan'la beni öldürtmeye kalkıyor. Tamam, savunmanı yapmışsın. Kendine göre bir izah yolu bulmuşsun. Ama beni Doğan'la içeriye attırtan ve öldürmeye kalkan bu zihniyet sizi bir kaşık suda birbirinize boğdurur. Biz babamızdan bağımsızız. O ayrı, biz ayrıyız. İyi. Ben de Doğan'a böyle söylerim. Çünkü cezaevinden çıkar çıkmaz babanızın yanına gitmeye kalktı. Ben engelledim. Engel olmakla iyi yapmışsın reis. İnsan babasını değiştiremez. Her anlamda. Nasıl ki bu benim babam değil, şu diyemediğin gibi. Baba, şu huyundan vazgeç de diyemiyoruz. Aileleri handikaplarıyla kabul etmek durumundayız. Hanemizin içine bir saldırı olursa eğer, bu şahsi olur, biz de gereken cevabı veririz. Verin. Ne yapıyorsanız yapın. Görüyorum ki söylediklerimi hala anlamış değilsiniz. Babanız yaptıklarıyla düşmana cesaret veriyor. Güç veriyor. Bu saatten sonra karşıma geçerse ezer geçerim. Büyük balık ne yaptın Demir abi? Ben gelir orada kendim seçerim. Tamam abi. Yani Hızır, sen şimdi diyorsun ki eğer birlik olacaksak Demir'in masaya oturmasının anlamı var. Korkmazların masaya dahil edeceği adamın da bir anlamı var. Yoksa masaya yeni insanların oturmasına gerek yok. Savaş bizim savaşımız. Vuruşuruz, ölürüz, kalırız. O bizim meselemiz. Doğru mu anlarım? Öyle. Abi, ben gideyim şu balığı seçeyim de söyleyeyim. Tuz da yaptır hani. Tamam abi. Dönelim abi. Bundan sonrası bize girer. Bir şarjör daha boşaltmadan olmaz Abbas.
yapıyor bu kaptan Abbas? Vuruldu herhalde abi. Git bak şuna. İyi misin abi? Demir, bu nedir başımıza gelen ha? İtibarımızı ki paralı koydu. Burada olduğumuzdan başka kimlerin haberi var Demir? Sen neden bahsediyorsun Tufan? Burada hep beraber ölümden döndük. İyi misin Demir? Tamam, yok bir şey yok. Var sizde bir şey? Biz. Sen? Biz. Bu işin arkasında kim varsa. Yapanı, yaptıranı. Azmettireni, kastettireni. Kim varsa paramparça edeceğim. Bu saatten sonra hiç kimseyi tanımam. Köpek leşe doyunca aslan kesilirmiş. Sen kimsin? Ha sen kimsin? Bizim evimizden adam ayartacaksın. Sonra bize tuzak kuracaksın. Öyle mi? Kimsin ulan sen? Bu iş sana baban mı yaptırdı? Ben sadece Kaya'nın intikamını almak istedim. Hepsi o. Babamla konunun hiçbir alakası yok. Bak, son kez soruyorum. Babanın, Selma'nın ya da o İshak denilen zibidinin bu organizasyonla bir bağlantısı var mı? Söyle, seni güzel güzel buradan mekanına götürelim, teslim edelim. Benim kimseyle bir bağlantım yok. Öldürecekseniz öldürün, bir korkum da yok. Reisim, balıkçılar reislerini hepsini birden taramışlar. Çok şükür bir kaybımız yok dediler işte. Kim yapmış? İshak. İshak. Haberi yok ha İshak. Babanla İshak onları tarayacaktı. Sen de toplantıya gitmeyen bizi. Aklınca. Öyle mi lan? He? Kanka, müsaadenle bu bana düşer. Senindir Bestat. Hakan, alın bunu götürün. Babasının gözünün önünde sıkacağım buna. Olur. Çok güzel olur. Koy. Zafer. Abimleri ara. Nerede olduklarını öğren. Yanlarına gidelim. Tamam reisim.
Demir bizi sattı. Abi adam da oradaydı. Kendi varken niye böyle bir şey yapsın? Bunun başka bir açıklaması yok. İlyas'la Behzat mı yaptırdı Selman? Kimsesiz Doğan'dır. Masada oylayıp gebertin işte. Hızırları tarar mı hiç o Hamdi Baba? Yorum yapma lan it. Yapmayacağını bilmiyor muyum? Ben karambol peşindeyim. Hazır kimin kime sıktığı belli değilken aradan Doğan gitsin. O İshak bizim orada olduğumuzu illaki biliyordu. Bunu bile bile sıkıp bizimle nasıl ittifak edecek bunlar? Abi haklısın ama adamları gördün. Büyük imza attılar. Herkesi birden öldürüyorlardı. Ben gelmedim diye benden şüphelenmesinler Yaman. Geçmiş olsun da Bahar'ı arayayım. Bir nabız yok diyeyim olmadı. Baba, ok yaydan çıktı. Artık masanın hedefindesin. O ne demek lan? Hızır açıkça Doğan gece gelip babanı öldürecekti. Engel oldum gibilerinden bir şey dedi. Hamdi Baba, biz bu gece gidip bu Doğan mevzusunu bitirsek mi? Nasıl bitirecekmişsiniz Seko? Bize serseri bir kurşun lazım Yaman abi. Serseri çok. Sen o kurşunu sıkacak iti bulacaksın Seko. Ben size geri adım atın. Artık bu konulara karışmayın diyorum. Doğan'dan da masanın işlerinden de uzak durun. Gidin çalma çırpma işleriyle uğraşın. En azından buna babamın hobisi diye insanları ikna edebiliyorum. Babana iftira etme Yaman. Hırsızlık benim mesleğimdir. Hobim de it beslemek. Bak Demir, yolda da dedim, şimdi de diyorum. Bu işin arkasından, önünden, yanından, yarasından kim çıkarsa onu affetme. Seni bile. Abi hala seni bile diyorsun ya. Ölüyordum orada ben de seninle beraber. Kendimi mi tarattım abi? Peki Tufan arabaya binerken ha? Neden hakaret etti Demir? Bu senin işindir diye. Restoranı biz söyledik. İş bize kaldı tabii. Demez olsaydım. Uzlaşalım dediğime de pişmanım. Onlarla bir araya geldiğime de bin pişman. Ulan asla ölecektik. İtibarımız iki paralık olacaktı. Kimmiş onlar Demir? Behzat,
Ne oluyor? Adamlarına söyle silahları yere indirsinler. Buraya sizi vurmaya gelmedik. Niye geldiniz? Benim oğlumu kim bu hale getirdi? İndirin lan silahları. İdris, seni uyardım. Dedim ki, kardeşini de, yeğenini de öldürürüm. Senin bu lavuk yeğenin, bizim evimizdeki korumanın ailesini rehin alıp bize tuzak kurdu. Hüsat, Hızır'la abinlerle anlaştık. Biz size niye tuzak kuralım ha? Ortada bir anlaşma falan yok. Bundan sonra da olmayacak. Daha önce oğlunu öldürdüm. Şimdi kardeşinin oğlunu öldürüyorum. Daha sonra da kardeşini öldüreceğim. Sebebi çok basit. Bizim mahremimize girenin, girmeyi kafasından geçirenin kafasına sıkarız. Behzat, yapma! Ben şimdi tam olarak burayı anlamıyorum. Gittiniz, tuzağa düştünüz, tarandınız, ölmediniz. Şükür. Demek ki bizim içimizden birisi bu organizasyonun içerisinde. Onları orada niye sıkıp gelmediniz ben onu anlamıyorum. Yani kimi söylüyorsun İlyas'ım? Selman, Demir, İdris, hatta Yaman. Vur, geç git yani. Nedir? Haklısın. Haklısın ama konuştukça haklılığını yitiriyorsun. Sus İlyas. Susayım. Peki abi, madem haklıyım susuyorum. Hayır, ben susmasına susayım da sen ne yapmayı düşünüyorsun abi? Hadi ben sustum diyelim. Ben solucanlarla ilgilenmiyorum. Yılanların başını ezmek istiyorum. Ezelim abi. De, ben bu adamların mekanını gittim gördüm. Öyle elini kolunu sallayarak girebileceğim bir mekan değil. Ha, tankla topla girersen bir ihtimal. Onlar da senin gibi düşünüyorlarsa elimi kolumu sallaya sallaya girerim. Hazırlan, gidiyoruz.
Abla, benim yelekteki üç kurşunun ikisi Haşmet'in. O nasıl oluyor kardeşim? Önüne attım abla kendimi. Yanlış anlama, Haşmet için değil. Senin için yedim ben bunları. Tipi. Sen gerçekten delisin, biliyorsun değil mi? O buz kovasını böyle alıp kafana koyup miğfer gibi keşke öyle sıksaydın, ha? Bu var ya, kurşunu yiyor, geriye düşüyor, kalkıyor, tekrar sıkıyor. Böyle bir şey gerçekten manyak bu ya. Ölmek sorun değil Haşmet. Yaşamak problem. Bunların gözü dönmüş. Herkesi birden öldürmeye karar vermişler belli ki. Kim yoktu peki, tahmin et? Yavuz yoktu değil mi Haşmet abi? Aynen öyle. Biliyor muydu sence? Yavuz. Yok ya, ne bilecek? Abi ben bu Yavuz'a bir mesaj atayım mı? Sıradaki sen misin diye. At kızım. İti vurmayacağım. Korkutacağım. Ne haber fıstık? İyiyim amca. Hızır Ali yine şov yaptı diyorlar. Yaplar. Behzat, duydun mu olanları? He, duydum abla. Abim vuruldu diye mi bu kadar keyiflisin? Ona vuruldu diyemeyiz abla. Adi bir sıyrık. Maşallah. Tipi abi sen de iyi yemişsin yani. Sağ ol dadaş. İkisi Haşmet'in. Eksik olma abi. Belli ki bir şeyler yapmışsın. Söyle de hepimiz sevinelim. Dayı, Behzat abim bugün İdris'le Demir'e çok büyük hareket çekti. Ya abartma Hakan. Yani neticede bir masa adamı taramadık. Bir tane lavuğu aldık, götürdük. Mekanlarının önünde geberttik bu. O İdris'le Demir gördü mü? Gözlerinin önünde sıktı dayı. Baş tacısın dadaş. Adamsın. Heh. Ne arıyor o lavuk? Yavuz'a mesaj attım. Sıradaki sen misin? Behzat öyle diyor dedim. Ver bakayım. Alo. Kapattı. Yarın telefon numarasını değiştirir o. Manyak mıdır nedir ya? Gelen giden bana sarıyor. Ne oldu Yavuz? Kimle konuşuyorsun? Ortalık sapık dolu. Yarın en iyisi ben numaramı değiştireyim ya. Doğru duydun mu Yavuz? Duydum. Bahar söyledi. Ne dedi? Konuşmadık, mesaj atmış. İşte mesajda ne yazdı onu soruyoruz. Saçmalıyor işte. İşte dikkat et, sana bir şey olmasın. Bu Behzat hepinizi öldürecek falan gibilerinden. Aklınca sizlerin gözünü korkutuyor gerizekalı. Bizim. Ne bileyim Yaman. Benim konuyla bir ilgim olmadığına göre herhalde sizi kastediyor. Hamdi baba, bittik biz. Ne oluyor lan it? Biri bizim bir şeyimizi mi çaldı? Kimsesiz Doğan. Kapının önünde. Yanında kim var?
İndikleri arabada Tekin'le Kubilay var. Ama sokakta bir sürü kimsesiz var dedi Cevat. Bu Alparslan Tekin'le Kubilay mı? Vallahi onlar. Ne yapacağız abi? En iyisi polis çağıralım. Baba, sen üst kata geç. Ben onları içeri alır, konuşurum. Yaptıklarının arkasında durmayacaksan yapmayacaksın Yaman. Gelsin, ne diyecekse desin. Buradayım. Al getir. Selman, Yavuz, siz de yukarı çıkın. Gerginlik çıkmasın. Doğan baba, madem teşrif edeceksin, niye habersiz geliyorsun? Baban olacak o melun. İçeride mi yoksa kaçacak bir delik bulmuş mu kendine? İçeride. Hoş geldin Tekin. Gel gel. Kubi sen de gel. Hadi. Hamdi, benden kaçabilirsin ama saklanamazsın. Senden kaçtığım yok Doğan. Tam tersine, her gün üstüne üstüne geliyorum. Heh, ben de o yüzden geldim. Ayakta kaldınız, buyurun. Doğan baba, ne ikram edelim? Sizde çalıntı olmayan helal bir şey yoktur. Gerek yok Seko. Çayı marketten aldık Doğan baba. Ya o çayın suyunu? Su parasını da Yavuz abi ödüyor. Gerek yok. Bari siz haber verseydiniz geleceğiniz Tekin. Doğan babam sürprizleri sever. Bozmak bize düşmez. Aslında ben sana teşekkür etmeye gelecektim. Oğlumun katillerini öldürmüşsün içeride. Ne demek, ne demek? Rica ederim. Ben buraya seni uyarmaya geldim. Hangi konuda? Ölmeden önce tövbe et diyeyim dedim. Kimsesiz Doğan. Hırsızlığın tövbesi olmaz. Boşuna gelmişsin. Değilsin. İyi. Yalan. Bak duydun.
Bu baban beni de Hızır'ı da öldürtmeye kalktı. Hala pişkin pişkin konuşuyor, tövbe de demiyor. Şimdi Doğan Baba, o konuyu ben Hızır Reis'e ifade ettim. İlyas'a da daha önce söylemiştim. Babamın sizinle ilgili bir sıkıntısı yok. Ha vardı, ta ki biz sizinle ortak olana kadar. Ondan sonra bir daha sizin işlerinize karışmam dedi. O günden bugüne de karışmadı. O günden bugüne helal uyuyorsun Hamdi. Alışmamışsın, bak zehirler seni. Ben senden çalmıyorum. Senin o kimsesizlerinden de çalmıyorum. Nerede gerçek bir hırsız varsa onu soyuyorum. Bu seni niye rahatsız ediyor? Beni hırsızlığın rahatsız etmiyor Hamdi. Arsızlığın rahatsız ediyor. Ha. Ortada büyük bir şebeke var. Ve sen onlara uşaklık ediyorsun. Bunu ederken de kendi uşaklarını ölüme yolluyorsun. Biliyorum sen şeytanın uşağısın. Bak, eğer biraz daha böyle devam edersen, yani o şebekeyle iş tutmaya devam edersen, bak yüzü burada söyleyeyim, oğulların ölecek. Teklifin ne Doğan? O şebekeden bağını kopar. Garibanlardan, kimsesizlerden eline eteğini çek. Bir daha benim selam verdiğim, selamını aldığım, gittiğim, geldiğim birine değersen... Değerse ne Doğan Baba? Babanı öldürürüm Yaman. Hem de senin yattığın odanın karşısındaki odası var ya... Orada yatarken... Gecenin kör vaktinde... Hiç kimse bir çıt duymadan... Nefesini keserim. Gelmiş karşımda nefesini tüketiyorsun. Tükettiğin nefesin son nefesin olmadığını nereden biliyorsun? Niye seni öldürmeyi? Niye buradan gitmene izin vereyim Doğan? Ha? Ben seni şimdi niye öldürmüyorsam... O yüzden. Kimsesiz baba. Bak sana da baba diyorum. Saygıda kusur etmiyorum. Ama... Ama... Amadan sonrası kusur olur. Kusur olan da yok olur. Bak son kez söylüyorum. Vuruşmak isteyen kendi silahıyla gelsin. Başkasının kile değil. Ben uğurlayayım.
Bunlar çok mu kalabalık geldi Seko? Çok. İt sürüsü gibiler Hamdi baba. Ölmediler ama ölmekten beter ettik. Bir daha ömür boyu dışarıda yiyemezler abi. Özellikle de deniz kenarında. Düşmanı öldürmez. Yaralı bırakırsan ne yapar İshak? İntikam almaya kalkar. Kendini öldürtür abi. Ne yapacak? Değil mi? Her halükarda istediğimiz olur. Bugün olmaz, yarın olur. Ama olur. Efendim, Hazır Çakrı Beyli gelmiş. Ön kapıdaymış. Nasıl gelmiş? Ben yarın demiştim ama ecel bu. Beklemiyor. Kalabalık mı gelmişler? İki araba dedi çocuklar ama tek görüşecekmiş. Manyak mı lan bu herif? Abi siz hiç uğraşmayın. Müsaade edin, ben aşağı inip halledip geleyim. Olur Abbas. Dur lan dur. Bu adam bir şeye güvenmeden buraya gelir mi? Neye güvenecek abi? Şansına güveniyor. Bugün ölmedi ya, bir daha da ölmem zannediyor hıyar. Odamı al Cengiz. Emredersiniz efendim. Sen kendin mi bizzat öldüreceksin abi? Niye içeri Üst araması yaptıktan sonra alalım Hızır Bey. Tuncay Bey birazdan gelecek. Gördüm seni abi. Merhaba Hazır Reis. Demek geldin. Geldim. Umarım dediğime gelmişsindir. Evet, dinliyorum. Yaptığını takdir ettim. İyiydin. Ben düşmanlarımı küçümsemem. Önemserim. Akıllıysa sevinirim. Eğer başarılı bir planı varsa bizzat takdir ederim. Onun için geldim. Yoksa senin ne lafına ne de yoluna gelirim. Hızır Reis, sen de akıllı bir adamsın.
Bana göre bugüne kadar yaşamanın tek sebebi düşmanlarının seni sıradan bir kabadayı olarak görmesidir. E madem sıradan bir kabadayı değilsin, madem aklınla bileğin kadar keskin, neden bizimle uzlaşmak yerine çatışmayı tercih ediyorsun? Sen de biliyorsun ki eninde sonunda kaybedeceksin. Sen de ben kaybetmeye farklı bakıyoruz. Kazanmaya da. Ne yapabilirsin? Hı? En fazla ne yapabilirsin? Beni öldürebilirsin. Ailemi yok edebilirsin. Hı? Evet. Bunu yapabilirim. Peki sence bu kazanmak mı senin için? Küçük ve geçici bir mutluluk verir sadece. Ama bizimle birlik olursan büyük ve kalıcı bir zafer kazanırız. Hep birlikte. Benden varlığımı inkar etmemi istiyorsun. Senden öncekiler gibi. Bana hep Amerika'nın zenginliğini vaat ettiler. Gücünü vaat ettiler. Ben de hep reddettim. Size verilen şeylerin hiçbirinin sahibi değilsiniz. Bekçisisiniz. Ben hiçbir zaman hiçbir şeyin bekçisi olmadım. Her şeyin sahibi oldum. İnancımın, devletimin, bu toprakların. Benim tek varlık sebebim bunlar için yaşamak, bunlar için savaşmak ve bunlar için ölmek. Memnuniyetle öldürürüz. Seni de, senin gibi düşünenleri de. Ha. Planın dışarıdan atış yaptırmaksa camlar kurşun geçirmez. Adamlarına söylersin. Söylerim. Hızır Çakır Beyli'nin şanslı günü bugün. Kendisini uğurlayalım Cengiz'ciğim. Emredersiniz efendim. Vazgeçtim İshak. İşlerini bitirin. Buradan sağ çıkmasınlar. Hah şöyle be abi.